rakipsiz performans, gerçek fiyat, Kumter. Hayatının 4 yılını dağlarda kanlı terör örgütünün kamplarında geçirdi. Haraç aldı, köy bastı, can yaktı. O zamanlar işte her evden bir kişi mecbur örgüte gidecek diye bir kural tanımışlardı. Her eve bir mektup bırakacaklardı. İşte evin en büyüğü de ben olduğum için örgüte mecburen katıldım. 1991'de PKK terör örgütüne katıldım. 4 sene faaliyet gösterdim orada. 4 sene içerisinde işte PKK'nın bir terör örgütünün olduğu anladığım için örgütten ayrılıp devlete sığındım. Pişmanlık yasasından faydalanıp 2,5 yıllık cezasını çeken PKK itirafçısı şimdi kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Ancak o 4 yıla ilişkin iddiaları gündemi sarsacak cinsten. Şemdin Sakık'ın yakın korumalığını da yapan itirafçı 23 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl'de 33 Mehmetçiğin şehit edildiği saldırıda da bulunmuş. Şemdin Sakık'ın emriyle, talimatıyla Bingöl'e gittik. Bingöl Elazığ Karayolu'nda. O zaman çift taraflı ateşkes vardı sözde. O ateşkesi bulan Şemdin Sakık'tı. 33 tane er. Benim tahminim yani bölüklerine, askerlik olan bölüklerine, askerlik yaptıkları yere geleceklerdi. O yol kesme eyleminde 33 tane er şey düştü. Eylemlerin öncesinde kanlı örgüt yöneticilerinin kendilerine ilaç verdiğini söyleyen itirafçı, insanın kanını donduracak cümleler kuruyor. Hani orada da bize normalde ilaç veriliyordu. O gün işte bize şırıngayla ilaç verildi. Biz toplam 22 kişiydik o eyleme katılan. Ve eylem bittikten sonra yerde kalan askerleri, yerde kalan ölmeyen askerleri Şemdin Sakık'ın kendi silahıyla bizzat üstüne gidip kafalarına sıkıyorlardı. Pişmanlık yasasından yararlanarak eve dönen itirafçının bazı iddiaları ise Türkiye'de şok etkisi uyandıracak cinsten. Kanlı örgütten kaçan itirafçının iddialarına göre PKK Doğu ve Güneydoğu'daki bazı karakollarla işbirliği halinde. O karakolda görevli komutanlarla anlaşan teröristlerin buralardan yiyecek, içecek, hatta mermi bile alabildiğini, hatta daha da ötesi oturup askerlerle sohbet bile edebildiğini öne sürüyor. Mermimizi alıyorduk oradan karakol içine. Askerle oturup sohbet ediyorduk, konuşuyorduk sabahlara kadar. Şemdin Sakık işte yer değiştirdi orada. Mesela bizi başka bir gruba, Diyarbakır'a gönderdi bizi. Diyarbakır'dan başka bir grup geldi oraya, bizim yerimize. Onlar bilmiyordu işte bizim anlaşmalı olduğumuzu. 3-4 gün sonra baskın yapıldı, karakol imha edildi orada. TSK'nın mermisiyle TSK'nın vurulduğunu iddia eden itirafçının çarpıcı açıklamaları bununla da kalmıyor. İtirafçı adres vererek, olay belirterek sözlerini sürdürüyor. 92 yılında o dedim Panak Jandarma Karakolu. Biz oraya gidiyorduk. Erzak almak için karakolun içine kadar giriyorduk. Hani mühibatımız olsun, mermi olsun, erzak olsun. Karakolun içine kadar giriyorduk. Biz karakol komutanlarla anlaşmalıydık. İşte siz bana dokunmayın, biz size dokunmayız diye. 3 sene daha böyle geçti bu. İtirafçının örgütün maddi kaynakları ile ilgili iddiaları da dikkat çekici. Kuyumcularda olsun, belediye başkanından olsun, zengin kişilerden olsun mesela bütün vergilerini falan alıyordu. Hani örgüte vergi veriyorlardı. Kadın çocuk genç yaşta dinlemeden masum halkı katleden örgütün yöneticilerinin bu vahşete gösterdikleri gerekçe de mide bulandırıcı. Bizim amacımız ne diye sorduğumuz zaman da sözde bağımsız bir Kürdistan için savaşıyoruz diyorlar ama herhangi bir alakası yok. Çünkü ben bunu gördüm, ben bunu bizzat yaşadım. Köylere gidip de işte zorla çoluk çocuğu öldürüyorlardı bize. Niye vururuz diye sorduğumuzda da işte bu köyde kalan korucuların çocukları olduğu için işte bunlar büyüdüğü zaman işte babaları gibi korucu olurlar. İşte bunların hepsini işte idam edilmemiz lazım işte. Bütün bu korkunç eylemlere şahit olan eski PKK'lı örgütün gerçek yüzünü görünce kaçarak devlete sığınmış. Birçok eylemlere falan katıldım. Ondan sonra yavaş yavaş anladım ki işte PKK bir terör örgütüdür. Yanlış yönlendiriliyoruz. Bu nedenle gelip teslim oldum devlete. Örgüte katılmakla hayatımın hatasını yaptım diyen itirafçı, kanlı örgütün gerçek yüzünü deşifre ediyor ve herkesi uyarıyor. Ev veririz, araba veririz diye hepsi yalan bunların. Bunlara bir alakası yok. Sakın diyorum ki kalmayın örgüte. Örgütün içine bulaşmayın. Çünkü bulaştığı zaman da çıkamıyorsunuz. Samanyoluhaber.com. Sadece gerçekten.